Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programa. Konuğumuzla bir aradayız. Sizlere ifade ettiğim gibi Samsun kamuoyunun esasen yakından tanıdığı bir isim bugün konuğumuz. Samsun'u konuşacağız. Esnafın durumundan söz edeceğiz. Problemleri dile getirmeye çalışacağız. Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifi Başkanı Sayın Metin Sinecek stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program olacak inşallah. Esnaf ve sanatkarımızın da inşallah bu güzel haftanın başında inşallah güzel şeyler söyleyeceğiz. Buradan da sizin aracılığınızla tüm esnaf ve sanatkarımıza bol kazançlı, bereketli, hayırlı ve uğurlu gün hafta geçirmesini diliyorum. Bizim de temennimiz bu. Bereketli bir hafta olsun diyelim. Tabii gündemdeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Daha doğrusu bu gelişmelerin esnafa yansımaları, Samsun'a yansımaları size soracağımız sorular arasında. Dolayısıyla gündemin ilk maddesi Afrin Harekatı. 18 gündür, bugün 18. gün Afrin Harekatı'nın devam eden bir harekat söz konusu. Şehit haberlerimiz geldi ne yazık ki. Şehitlerimizi uğurladık dün de. Bugün de uğurlayacağımız şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Nasıl yansıdı bu operasyon esnafa, Samsun'a? Bununla başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke ülkemizde şehit haberleri verilmesini istiyor. Çünkü şehitlerimiz bizim için çok değerlidir ve Afrin, yani Zeytin Dalı Harekatı olarak ülkemizde güzel bir konum, Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla güzel bir konum başlatıldı. Esnaf bu konuda zaten son derece destek veriyor. Evet. Destek vermeye de devam edecek. Şimdi tabii ki yıllarca ülkemizde yarayan bir kanaydı bu iller yani veya bu ülkeler. Çünkü yıllarca PKK'yı ve DAEŞ'i veya diğer örgütleri besleyen bir ülkeydi buralar. Tabii ki biz ülke olarak çok yani halk olarak da çok bunlara karşı bizim Suriyelileri buraya gelmeleri veya onlara beslememiz veya onlara yardım eli uzatmamız bizim için çok önemliydi. Çünkü oradaki bu PKK uzantılarını temizleyerek ülkemizdeki hem Güneydoğu'ya bir ekonomi yönde bir canlılık getirecekti. Evet. Hem de esnaf ve sanatkarımız orada işsizler ordusundaki işsizleri iş ortamına katarak oradaki işsizlere iş geçimini sağlayabilmek için iş yeri açmasına devletimiz çok öncü olacağını inanıyoruz ve orada fabrika yapana yer, işte iş yeri veya makine tesisat almasına da zaten Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok yani çok kararlı. Biz bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz çünkü o bölgelerdeki hem yani tarıma açılması, hem hayvancılığa açılması, hem de ekonomi yönünden ülkemize getirisi olacak. Artı oradaki insanlarımız daha bu örgütlere katılmama imkanı da doğmuş olacak. Çünkü oradaki insanlar cahil, aynı zamanda okula gitmemiş, aynı zamanda yani geçimini zor sağlayacak bir aile yapıları vardı. Çocuk nüfus oranı da fazlaydı. Ama bu tabii ki bu hareketten sonra oradaki bütün unsurlar temizlenip ülkemizin içerisinde rahatça dolaşım hakkı artı esnaf sayısının fazla olması bizim yani esnaf camiası adına da çok mutlu olduğumuz bir hareket. Evet. İnşallah hayırlısıyla bu hareketimiz ülkemize kısa bir dönemde refaha kavuşur. Oradaki buradaki Suriyeliler tekrar dönüş yapar. O dönüşün sırasında da orada bir canlılık gelir ve ekonomimiz yönünde de harekete geçer. Biz bu konuda son derece esnaf sanatkar olarak destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Evet, hakikaten bir bütün olduğumuz konulardan biri oldu Afrin Harekatı. Samsun'da da bu bütünlüğü görüyoruz. Hangi görüşten olursa olsun insanlar Mehmetçiğin yanında. Evet. Samsun esnafı da bunu yapıyor. Siz de destekliyorsunuz tabii ki sonuna kadar. Biz tabii şunu söylüyoruz. Samsun esnafı veya diğer arkadaşlarımız, sivil toplum örgütleri zaten oraya zaman zaman biz yiyecek, gıda ihtiyacı veya kalacak o Suriyelilere yardım için
biz kendi kooperatif olarak biz de göndermiş olduk. Ama Samsun o konuda çok milliyetçidir. Elinden ne geliyorsa da bugünkü Cumhurbaşkanımız bir dese ki böyle böyle önce Samsun koşar. Evet. Bu konuda hiç tereddüt yok. Evet. Tabii 2017'de sağlanan bir faizsiz kredi müjdesi vardı. Duyurularımızı yapmıştık, bizler de paylaşmıştık. Öncelikle bu müjde nasıl yansıdı esnafa ve devamlılığı noktasında 2018'den bu açıdan beklentiler neler? Şimdi tabii ki ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konu. Şimdi 2017'de böyle bir faizsiz kredi çıktı. Çok da talep oldu ve bu verdiğimiz krediler de hakikaten yani ihtiyaç sahiplerini de buldu. Şöyle diyelim, hiçbir kesinti, kooperatif hiçbir kesinti yapmadan 29.700 lira eline geçiyor. 100 lira ortaklık payı aldık, 200 lira da bloka aldık. Yani 5 yıllık bu süresi o krediyi esnafımız bir nebze de olsa devletimizin, hükümetimizin bize vermiş olduğu değeri o faizsiz krediyle ortaya çıkarttığını göstermiş oldu. Biz tabii keşke yani %4, %5 değil de daha ülkemiz refah kavuşsa, ekonomi durum iyi olsa da esnafımıza hep faizsiz kredi versek. Çünkü esnaf bu aldığı krediyi, faizsiz kredi veya faizli krediyi %18 olarak aldığı her malın KDV'sini devlete ödüyor zaten. Bu hem kendi çarkını döndürüyor, hem işsizlik ordusundan, işsizlerden alarak iş istihdamı yaratıyor. Hem de tabii sağlamış hem de oluyor. Hem de ülke yani ülke gelirine de bir katkı sağlıyor. Çünkü niye? Küçük esnaf devlete yani muhtaç olmadan kendi öz sermaye kaynağını koyarak kendi geçimini sağlayarak devlete Bağkur'un sigortasını kendi yatırarak ve yaptığı her işte de artık KDV'sini artı gelir kazanç vergisinden vergi vererek devlete destek veriyor. Yani biz devletimizden faizsiz krediyi bize yönelik verdiği zaman esnaf kendini mutlu hissediyor. Neden? Çünkü devletimiz bize ne kadar değer verdiğini, ne kadar yani bizim yanımızda olduğunu göstergesi gibi geliyor bu. Küçük olsun ama esnaf mutlu oluyor. Bu küçük kredilerle mutlu olma imkanı oluyor. Evet, bu da böyle yansıdı, mutlu etti esnafı. Bu noktada devamı da bekleniyor öyleyse 2018 yılı içerisinde. Şimdi 2017 yılı içerisinde şöyle, tabii ki bizim esnafımızın beklentisi çok. Ama keşke şu az önce ifade ettiniz, orada Suriye'de bir hareket var. Evet. İç piyasalara ekonomi iyi bir şekilde yani sıkıntılı bir şekilde yansımadı. Dövizin düştüğünü, ekonominin biraz daha sıkıntılı ama bu ülkede tabii ki bir şeyler yapmak zorunda. Yani bu ülkenin kanayan yarasını bir an önce kapatırsanız içeriye dönelik çok güzel rahva ve huzura kavuşur. Şimdi bizim burada tabii ki 2018'de inşallah hükümetimizin bir kararıyla meclisten geçerek onu zaten siyasi partilerin hangi parti olursa olsun onu zaten gelen yani meclise gelen her şeyi onaylayarak o bize yansır zaten. İnşallah bunu da 30 lira değil de keşke 30 bin lira değil de 50 bin lira olarak yansırsa daha da iyi olacağına inanıyoruz ve esnafta küçük şeylerle de mutlu olduğunu bir kere daha sizin aracınızda bizi izleyen tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz, abilerimize buradan onun müjdesini vermiş olalım. Evet, önemli bir konu. Tabii önce Afrin Harekatı'na odaklanmış durumdasınız. Evet. Görüyoruz ki o harekat devam ediyor. Ama esnafın da tabii iş değişi çalışmaları sürüyor. Bazı problemler de söz konusu ne yazık ki. Onları açalım, değerlendirelim, dile getirelim isterseniz. Program öncesi sohbetimizde dile getirdiğiniz bir konu vardı ki herkesin gözlemlediği bir şey aslında bu Samsun'da otopark sorunu. Araç sayısı her geçen gün artıyor ki artmaya da devam edecek rakamlar. Doğru. Onu gösteriyor. Doğru. Bir yandan da trafik sıkışmış vaziyette. Şehir merkezinde, ilçelerimizde de durum pek farklı değil. Bu sorun nasıl çözülür? Sizin konuya dair gözleminiz, değerlendirmeniz ne olacak? Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Samsun'un yani Samsun'un büyük bir sorunu bu. Çünkü neden? Şimdi yollarımız ufak 30 veya 60 santim veya 50 santim eski yapılan yollar veya kaldırımlar hala devam ediyor.
Şimdi buralarda zaten insanların gelip geçeceği bir kaldırım olarak değerlendirdiğimiz zaman öbür yaya kaldırımın üstündeki ana yollarında tek trafiğe kapalı, tek taraflı. Hı hı. Bir tarafını komple park yapılmış, bir tarafta esnaf kitlesi var. Kaldırımın üstünde de esnaf kitlesi var. Bir tarafta da vatandaşın kaldırımdan geçecek bir çabası var. Hı hı. Şimdi kaldırımlar küçük. Yolun bir tarafına araçlar konulmuş. Bir tarafında da tek şeritli yol gidiyor. Şimdi bu Türkiye genelinde çok illerde var. Ama Samsun'da çelik konsorsiyonlu otoparkları bütün beldelerimiz yapması gerekiyor. Şu anda araç sayısı çok fazla. Evet. Devletimiz, hükümetimiz çok destek veriyor araç alımlarına. İnsanlar refah ve huzur içerisinde olsun. Rahat, yani aileleriyle veya işte çoluk çocuğuyla rahat gene seyahat etsin diye. Ama şehrimizde otopark koyacak araçların fazla olarak yer bulamadığını gözlemliyoruz. Hı. Ve şu anda mesela haftanın başı insanlar esnafımıza mal geliyor. İnsanlar yaya kaldırıma malı koyması gerekirken bir tarafında araç otopark etmiş, bir tarafta aracı kaldırma şansınız da yok. Niye? Trafiği arıyorsunuz, diyor ki hı hı. Kardeşim orası yaya kaldırım işgal etmedi. Burası normal yol, burası otopark olan bir meclis kararıyla, Büyükşehir Meclis kararı çıkmış. Buna müdahale edemeyiz. Şimdi oradaki esnaf hem vergisini veriyor, hem geçimini sağlıyor, hem Bağkur'un sigortasını ödüyor, hem işsizlerden, işsiz insanlardan iş imkanı, gençlerimizden iş imkanı yaratacak o dükkanda istihdamını sağlıyor. Artı kazanç vergisinden devlete vergi veriyor. Şimdi bir tarafta böyle bir esnafın potresi, bir tarafta da mağduriyet bir potre. Yani bence esnafın şu andaki en büyük sorunlarından biri de otopark sorunu. Çünkü şehrimizde herkes bireyler olarak herkes arabasıyla geliyor. Evet. Toplu taşıma yeteri kadar değil. Değil mi? Bugün, her evde araba var. Birden tabii, fazla araba var. Çok hatta. Fazla. Bir evde 3 tane araba var, 2 tane araba var. Yani biz artık Avrupa bizim içimize girdi. Avrupa'yı biz hep derdik ki bir ailenin işte 3 oğlu varsa 3 araba var. Şimdi bizim Avrupa'dan daha iyi arabalarımız var. Ve bugün Avrupa'da yeni çıkan araba Samsun'da görebilirsiniz. Evet. Ama Avrupalı eskiden hep Avrupa'ya merak ederdik. Özlem vardı Avrupa'ya ama Avrupa şimdi bizim içimizde oldu. O yeni arabalar Avrupa'da bile şu anda göremezsiniz. Hı hı. Ama Türkiye'de hep görüyoruz. Eski arabaları yeniliyor. Devlet hemen eski arabalara bir teşvik çıkar diyor. Yeniliyor. Evet. O yenilemede de ülkemizdeki ekonominin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar insanların yani zengin olduğunu gösteriyor. Ben buradan açıkçası söylüyorum. Alım gücü fazla. Alım gücü fazla. Ve bankalar vadeli, vadesiz bir şey açıyor, bir kampanya açıyor. Hı hı. O kampanyada 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl vadeli alıyor ama arabanızı koyacak bir yer lazım. Yani hı hı. Biz sokağa... Ne yapılmalı peki sizce bu sorunu çözmek için? Şimdi buradan için? Tabii ben belediye başkanlarımız hepsini hı hı. seviyoruz. İyi bir de dostluklarımız var ama bugün acilen bana göre hızlı gene o otoparklara yönelmelerinden yanayım. Hızlı gene otoparklardan tabii, söz ediyorsunuz değil mi? Tabii. Katlı otoparklarda. Çelik konsorsiyonu. Özelleştirebilirsiniz veya özele verebilirsiniz. Hı hı. Veya otopark yapana teşvik verebilirsiniz. Çünkü şehrimizin içerisine baktığınız zaman genellikle nereye giderseniz gidin şehir içerisinde genellikle otopark. Hep arabalar sıralanmıştır. Yani sıra sıra gider ama onu şehrimizden kalkarsa o çelik konsorsiyonları trafikte onu biraz daha sıkı tutarsa o otoparklara yönettiğimiz zaman ucuz da aylık yani ucuz da aylık ödemesi olursa insanlarımız sokaklara araba bırakmaz ve rahat ve huzur olur. Çocukların eskiden top oynayacağı yerler sokaklardı. Şimdi çocukların top oynayacak yeri de bulamazsınız. Evet. Yani bu konuda ben buradan belediye başkanlarımızla da bir çağrı yapayım sizin aracınızla. Bugün İstanbul Büyükşehir her ilçede birkaç tane otopark var. Gidin Ankara'da var. Yani her ilde var ama şehrimizde ben çelik konsorsiyonlu otoparkların artık gelişmesi lazım. Evet. Yani bütün ilçelerimiz dahil. Çünkü nüfus artıyor. Samsun nüfusu da çok arttı. Hı hı. Yani eskiden göç veren şehirdi, şimdi göç alan şehir evet. olduk. Onun için bu konularda hakikaten belediyelerimize çok iş düşüyor. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bu sadece ederiz. Esnaf ve sanatkarın sorunu değil. Bütün bireylerin ve bütün ailelerin sorunu, bütün hı hı. şehirde yaşayanların sorunu. Çünkü herkesin evinde bir her dairede bir araba var.
Evet, nüfus vatandaş olarak. Da bu sorunu yaşıyor eminiz ki. Tabii dile getirmekte fayda var. Umarız da bir an önce çözülür. İnşallah. Çözüm yöntemlerini de belirtmiş İnşallah. Oldunuz. Samsun'da konuşulan konulardan biri de Gülsan Sanayi Sitesi. Onunla ilgili değerlendirmenizi de merak ediyoruz. Bir bilmeceye dönüştü adeta Gülsan Sanayi Sitesi. Ne olacak? Esnafın durumu. Çok açıklamalar yapıldı bugüne kadar. Çok değerlendirmeler de bulunuldu ama bir çözüm ne yazık ki hali hazırda söz konusu değil. Nasıl yorumluyorsunuz siz bu gelişmeleri Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili olarak? Ben tabii çok teşekkür ediyorum. Orada çok büyük esnafımız var. Hı. Benim de esnafım çok orada. Ama tabii ben buradan tabii yine belediye, Büyükşehir Belediye'mizin bu yapılmış olduğu bir kısa vadeli veya kısa süreli sanayi siteleri. Avrupa sanayi sitelerini 100 sene, 150 sene yaşıyor. Hı hı. Biz de 20 senede bir tarım alanlarını sanayiye çeviriyoruz. Sonradan vay buraya yanlış yaptık, yanlış uygulama. Yok efendim buraya şu olur, yok burası şehrin içerisinde kaldı. Şimdi size soruyorum. Allah aşkına ya. Şimdi bana göre şehir Ankara yolu tarafına taşınması lazım. Yeşilkent tarafına taşınması lazım. Çünkü şehir kısır bir döngünün içerisinde kısılmış. Sahillerimizi kamu, yani kamuya dönük alanları kullanması hoş bir şey değil. Kamunun kendi yapacağı yerleri veya kamuya ait yerleri şehri daha genişletmek için Ankara yolu tarafına taşısa. Hı. Bugün benim acizane fikrim. Bugün golf sahası. Hı. Orada değil de bu oteli, işte yeşili, havası iyi bir o taraflarda güzel bir yerler olabilirdi. Oraya taşıyabilse. SSK'ları o tarafa taşıyabilse. Ankara yoluna. Ankara yolu tarafına taşıyabilse. Veya emniyetimizi oraya koyabilseydiler. Ne olurdu? Oralarda şimdi cezaevi orada, adliye burada. Hem oradaki emniyetteki sorunlar oradan buraya getir, buradan oraya getir olmazdı. Hı. Yani ekonomi yönüne de bakacaksınız. Kamunun ekonomi yönüne de bakacaksınız. Bana göre o şehrin o kısımları hep boş kalmış. Tasarruf sağlanabilirdi tabii çok ki, şeyden. Tabii ki. Böyle bir düzenleme yapılsaydı diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi şöyle diyelim. Sanayi kesimi de sanayi. Bugün Ankara yolu, Sinop yolu aynı yol düzergahında. Bugün Ordu'ya giden de oradan geçecek. Sinop'a giden de oradan geçecek. Peki bu sanayi kesimini Ankara yolu tarafına güzel atıl olan bir bölgeye kursanız. Yani ziraatla ilgili değil de daha atıl bölgeleri, yani kurak kesime koysanız sanayiyi. Sanayinin 100-150 yıllık da bir proje yapsanız. Esnaf her 30 senede, 40 senede sanayinin kalkacağını düşünmez ki. Çünkü oraya yatırım yapıyor ve oraya insanlar alışıyor. Kendi iş yerinin borçlanıyor ve o borcunu veya o dükkanının borcunu bitirdi mi ev alıyor, çoluk çocuğun evdir. Yani bir borcun içine giriyor insanlar. Evet. Şimdi siz oradaki sanayiyi kaldırıyorsunuz. Güzel. Ama sanayiyi kaldırırken bu insanlara, buradaki esnaf ve sanatkarımıza, arkadaşlar size bir yeni bir sanayi örneği yapıyorum. Burada daha büyük illerden veya Avrupa'dan güzel bir projeyi üretseniz, bu projeleri oralara, insanlara anlatarak, insanlar oraya taşıyacak bir şekilde projeleri o insanlara eğitim vererek veya işte şu kesim marangozlar burada, tornacılar burada, işte motorcular burada, elektrikçiler burada. Böyle bu şekilde planlamış olsanız, oranın geliş düzergahını da, gidiş düzergahını da iyi yapsanız. Hı hı. Şimdi buraya da bu insanlar da, buradaki insanlar da buradan kaldırırken de rahatlıkla kalkar. Çünkü niye? Daha modern, daha iyi bir tesis, daha iyi bir iş yeri, evet. Daha insanların gelip refah, yani lokantası, çay ocakları, kafeteryaları olan bir sanayi bölgesi mi daha iyi olur? Hı-hı. Yoksa şöyle gelişi güzel, varoşlara dönen bir yapıya sahip sanayi kısmı mı daha iyi olur? Eğer ülkemiz gerçekten çağ diyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, şöyle bakacaksınız, kamyoncuk şey otobüsçilik yapmış. Cumhurbaşkanımız esnaflık yapmış. Hı hı. Şöyle bir potreye baktığınız zaman Cumhurbaşkanımız esnafa bu kadar kıymet veriyor, bu kadar değer veriyor. Bu kadar esnaf sayılarının artırılması için teşvikler veriyor. Artı KOSGEB'in aracılığıyla hibe krediler veriliyor. Evet. Şimdi biz Samsun'un potresini aldığımız zaman bir bakın, sağ tane meydanı. Hı hı. 4-5 yıldan beri perişan bir vaziyette arkadaş. Buradaki insanları mağdur etme hakkınız yok. Burası merkezi ve
Tarihi bir yerler var. Buraları siz belki tarihi binaları güzel tamirat veya güzel tadilat yapabilirsiniz ama yapılıyor. Oradaki insanları mağdur etme hakkınız yok. Oradaki esnaf korunmalı. Korunmalı. Sanayi de bunun bir benzeridir. Hı-hı. Sanayi de. Eğer bu sanayiye siz iyi bir proje yaparsanız belediye Hı-hı. olarak bu insanları da güzel bir yere taşırsanız burada hiç kimsenin de mağdur olmayacağına inandırırsanız Hı-hı. güzel şehrimize de güzel bir sanayi bölgeleri tesis ederseniz sorun biz hepsine olur. Minnettar oluruz. Biz hepsine teşekkür ederiz. Çünkü yapılan her hizmet belediye başkanımız gider, biri gelir. Ama o eser ömür boyu kalır. Daha 150 uzun vadeli seneye, düşünülmeli. Tabii 150 seneye taşınacak. Burayı kim yaptı dediği zaman Allah razı olsun. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı dediği zaman buna hep dua ve hayır okunur. Çünkü insanların gelip yani geçimini sağladığı yer iş yerindeki çoluk çocuğun rızkını kazandığı yer. O oradaki insanlar da mutlaka hayırını, hasanetini verir hı hı. ve belediyemize de dua eder. Oradaki esnaf sayılarımız da artar. Hem ufak iş yerleri büyüsün diyoruz. Hı hı. Küçük iş yerleri büyüsün. Niye büyüsün diyoruz? Biz küçük iş yeri küçük olsun benim olsun. O zihniyet yok. O iş yeri bizim olsun zihniyet olmalı. Evet. Yani küçük iş, içinde Karadeniz'in yapısıdır. Küçük olsun benim olsun. Ya büyük olsun bizim olsun, değil ülkemizin mi? Olsun. Paylaşılsın. Şimdi ben tabii sizin bu kanalınızın aracılığıyla da sesleniyorum. Şimdi bu yani burada insanları bilgilendirme, insanlara güzel haberleri sunma, insanları aydınlatma, insanların bilgi ve fikirlerini buradan insanlara anlatma. Burası sadece yani kişilere ait değil. Burası tabii. tüm Türkiye'nin insanlarına açık, siyasetçilerine açık, sivil toplum örgütlerine açık, meslek odalarına açık. Bu şehrimize katma değer katan bir kuruluş. Neden? Çünkü burada insanlarımızı bilgilendirir. Burada belki sizin şu anda 200-300 kişi çalışan genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız, abilerimiz var. Bunların bilgileri, tecrübeleri bu insanlara yansıdığı zaman ne oluyor? İstihdamı yaratıyor. Evet. Onun için ben yani size de teşekkür ediyorum. Böyle haftanın ilk günü sıcak bir günde başladınız. Biz teşekkür ederiz. Yani ben çok çok teşekkür ediyorum esnaf ve sanatkarımın adına. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir program oldu inşallah. Evet. Yani bu tabii belediyelerimiz bu Gülsan Sanayisi ile ilgili zaten buna hatta ben şöyle anlatayım. Biz esnaf ve sanatkar olarak yani kooperatif ve birkaç tane yani kalabalık bir esnaf kitlesi topladık. Evet. O zaman MHP milletvekilimiz, grup başkan vekili Erhan Usta'yı da davet ettik. Evet. İl başkanlarımızla beraber. Orada Erhan Bey grup başkanımız teşekkür ediyoruz. Onu meclise taşıdı. O meclise taşımasıyla birlikte buradaki mağduriyet esnafımızın sorunlarını da belki bir nebze dertlerine melhem oldu. Ben onu da buradan açıklayayım. Buna da ihtiyaç var. Var. Çünkü neden var? Çünkü artık Samsun büyük bir şehir. Bu büyük şehrin tabii ki esnafımızı mağdur etme hakkı kimsenin yok. Bu insanlar işsiz kaldığı zaman devlet kapılarında iş aramayacak. Kendi işini kendi kurarak devlet artık iş kapısı olarak hep gençlerimiz öyle görüyor. Aslında bana göre şu andaki hükümetimizin, devletimizin vermiş olduğu destek hakikaten devlet kapılarında değil de kendi işini kurarak, kendi istihdamını yaratarak ülkenin dışına açılacak büyük holdingler, büyük sanayiler, büyük iş merkezleri, büyük efendim yani üreten bir fabrikalar olsun istiyoruz. Evet, işsizliğin çözümü için de böyle hareket edilmeli diyebilir miyiz? Genç işsiz oranı çok fazla gerek şehrimizde gerek ülkemizde ve ara eleman sıkıntısı hep dile getiriliyor. Çözüm noktasında da girişimci olmak mı gerekiyor? Tabii şöyle, biz mesela şöyle diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıftan sonra çocuklar okumadığı zaman onları çıraklık bize yani iş yerlerine verilir babaları. O iş yerlerinde sanat öğrenmesi için ustaya ya benim çocuğum bir televizyoncu olacak, bir motorcu olacak dediği zaman o çırak gelir 15 yani 13 14 15 yaşında gelir. Biz onları Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıraklık eğitim merkezleri Türkiye'nin her ilinde ilçesinde vardır. Oralara biz bunları kaydettirdik. Buralarda
Devlet onların sigortalarını öderdi. Haftada iki gün girer giderdi. Orada teorik yapardı. Bizde de pratiği yapardı. İkisi birleştiği zaman 3 yıl sonra kalfalık belgesini alırdı. Koluna eski öğrenmiş oluyor. Eskiler ne derdi? Kolunda altın bilezik varsa oğlum hiç aç kalmazsın derdi. Evet. Çünkü sanatı almış oluyordu. Şimdi o tabii ki eğitim sistemi kalktığı için şimdiki çocuklarımız liseye kadar okumak zorunluluğu doğdu. Tabii oradaki sanat okullarındaki genç çocuklarımız da bize geliyor. Evet, meslek liseleri meslek liselerinden meslek sonra bize geliyor. Orada mesela orada teori yapıyor, biz de pratiği yapıyorlar. Onları da biz öğretiyoruz. Bu iş öğrenme çok önemli öyleyse. Tabii çok önemli. Ara elemanının giderilmesi ülkemizde en büyük sorun ara elemanıdır. Gençlerimiz her işi yaparım diyor. Her işi yaparım olmaz. Bildiğin işi yaparsan doğruyu bulursun ve o işte de başarıya ulaşırsın. Ama bizdeki şu andan itibaren de ara elemanı bütün meslek odalarımız, diğer kurumlarımız bu ara elemanı ile ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Şimdi mesela bir lokantacılar odası Avrupa Birliği'nden almış olduğu destekleme projeleriyle birlikte oradaki genç aşçılarımıza, genç lokanta işletimi yani işletimine kadar öğretiyorlar. Bu da ülkemizdeki hem gençlerimizin işsizliklerinden kurtararak onlara bir ekmek kapısı açacak, altın bileziği takacak. Tabii bir bu tarz projeler artmalı. Artmalı. İşsizliğin önüne geçilmesi için yavaş yavaş sonlandıracağız. Tabii Samsun Spor'u da sormak istiyorum ben size. Şehrimizin önemli markalarından biri şüphesiz Samsun Spor ve zor bir süreç geçiriyor. Samsun Valisi Sayın Osman Kayman girişimleriyle takım yeniden hayata döndü bir anlamda ki sizin de desteğiniz oldu biliyoruz ki. Bu süreci siz nasıl yorumlarsınız? Öngörüleriniz neler? Ben çok teşekkür ediyorum. Samsun Spor şehrimizin bir ismi, bir markası, bir simgesi ve siz sporunuzla iyi bir yerlerde oynarsanız oradaki gittiğiniz her şehir veya dış ülkelerde bile Türklerle beraber oturduğunuz zaman ya Samsun Spor'da çok güzel, işte şu futbolcu çok güzel oynuyor, bu futbolcu şöyleydi, iyi bir yerdesiniz. Bunun yanı sıra Samsun'umuza çok getirisi var. Neden? Bir, ismimizi, Samsun Spor'un ismini artık insanlar duyuyor. Samsun Spor'un televizyonlar sadece Samsun Spor olaylarıyla anılmayalım. Sporumuzla anılalım. Her akşam Dijitürk'te olsun, diğer kanallarda olsun hep Samsun Sporu ile ilgili Samsun'un adını geçirmesi güzel bir şey değil mi? Ve tabii ki Samsun Spor'un en büyük özelliklerden biri de şuydu. Samsun'a yeteri kadar elini taşın altına koyacak. Koyduk. Ben de çok oraya destek verdim. Futbolcu da aldım. Bonservisini de ödedim. Ama bu sadece bireylerin sadece çabalarıyla olmuyor. Toplumun buna duyarlı olması lazım. Bir de şunu söyleyeyim ben. Bugün bir siyasi partinin il yönetimi 50 kişi. Evet. 50 kişi. Samsun Spor'un böyle 16 kişi, 20 kişiyle yönetilmez. Daha fazla olsun. Şehrin her kesiminden orada yönetici olmasını istiyorum ben. Belediyelerimiz olur, sivil toplum örgütlerimiz olur, meslek odalarımız olur. Küçük olsun, Samsun Spor'u biz yönetelim zihniyeti kalkmalı. Orası bir dernek. Samsun Spor'un tüzüğü bir dernek. Burada herkes aidatını versin. Aidatla sorun olmaz. Aidatlar küçük bir rakamlar. Ama her kesimin orada temsilcisi olursa Samsun Spor'u daha iyi yerlere gelmesi için bir gayret sarf eder. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Samsun Spor'da bu kadar futbolcu var. Bizim bu Samsun Spor'un içerisindeki futbolcular da işte hocalık yapacak kapasiteli, belgeli arkadaşlarımız var. Samsun Spor'un ekmeğini yemiş, çamurunu çiğnemiş, yağmurunu yemiş, karını yemiş, soğunu yemiş. Bu arkadaşlarımızı dışarıdan biz hoca niye arayalım? Gelin arkadaşlar buraya. Kaç kişisiniz? Bu Samsun'u idare edecek 10 kişi. Onunuz da görevli. Verin onlara normal bir ücret. Samsun için mücadele versinler. Dışarıdaki getirdiğimiz hocaların birini getiriyoruz, birini gönderiyoruz, birini getiriyoruz, birini gönderiyoruz. Bunlara para vermiyor musunuz siz ya? Yazık günah değil mi? Ama şehrin hocası, şehrin içerisindeki kendi hocalarımız, kardeşim Samsun'un karını, yağmurunu, siz Samsun'un evladısınız. Buraya elinizden ne geliyorsa taşın altına koymalısınız diyecek bir
Yönetim çıkmadı. Hı hı. Var olan değerlendirilmiyor mu? Şu anda mevcut olanları değerlendiremiyorsunuz. Dışarıdan hoca arıyoruz. Niye hoca arayalım ya? Dışarıdaki hoca parasız mı geliyor? Soruyorum ya. Ha bu şehirde az önce ifade ettiğim gibi küçük olsun bizim olsun. Valiye de çok teşekkür ederim. Vali Bey hakikaten valimiz. Bir Samsunlu kimliği adı altında Samsun'a vali olarak görmüyoruz. Samsun'un gerçekten Samspor'un başkanı olarak görüyoruz. Çünkü şu sıkıntılı süreçte bile Samsun Spor'a bir moral verdi. Samspor'un elinden tuttu. Samspor'a bir başkanlık sıfatıyla gereken neyse onu yapacağını sözünü verdi. Evet. Bu buradaki bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları, Samsun halkı, bayanı, erkeğe hiç söz konusu değil. Hepsi destek vermeye de canı gönülden hazır. Ama burada şunu ifade edeyim. Geniş bir yönetim olmasını istiyoruz. Geniş bir yönetim. Şeffaf olacak. Yapılan harcamaları halk görsün. İnternet sayfalarından yayınlansın. Şu gelirimiz var, şu giderimiz var, şu futbolcu alındı, şu kadar alındı. Bunu doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Tabii ki doğru yapsalar da kapalı kaldığı için insanların bakış açıları farklı oluyor. Şeffaf olsun istiyoruz. Şimdi ben hep bunu söylüyorum. Ben kooperatifimin yönetimi var. Yönetim içinde çeşitli arkadaşlarımız var mesela. Ben bütün yönetim toplantısına arkadaşlarımızın bütün faturaları çıkardırım. Niye? Benim nereye harcadığımı herkes görsün. Şimdi bu bir esnaf kooperatifin işleyişi. Evet. Ama bu burada sadece benim esnafım üyedir. Ama burada Samsun'un bütün bireyleri bu Samspor için orada her türlü katkıyı sağlayarak onların her birinin oradaki Samspor ruhu, Samspor'un özlemi, Samspor'un içerisinden gelen takım sevdalıları var. Siz bu kişileri bir anda ben bu takımı bırakıyorum, ben bu takımı şöyledir, para gelmiyor. Buna ağlama şansınız yok. Orada ağlama duvarı değil. Siz elinizi taşın altına koyacaksınız. Şimdi buradan Sinancı'na sesleniyorum. Hangi meslek odalarını Samspor yönetimi gelip de ziyaret etmiş? Ben merak ediyorum. Ben Samspor'a her türlü desteği veren biriyim. Daha sadece telefonla abi nasılsın demek yetmiyor. Siz geleceksiniz veya Samsun içerisinde güzel bir kampanyalar başlatacağız. Her iki taraflı da. Her iki taraflı. Siz şimdi ben buradan Cumhurbaşkanı'na Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Bugün küçücük çocukların gördüğü zaman hemen hediyelerini veriyor. Onların sevgisini kazanıyor. Mağdurların yanına gidiyor. Şehit ailelerini ziyaret ediyor. Cenazelere gidiyor. Düğüne gidiyor. Efendim topluluklara giriyor. Şöyle bir bakın ya. Cumhurbaşkanı o kadar işi var. O kadar yoğun ülkenin meseleleri var. Ama kendini insanlara adamış. Kendini ülkeye adamış. Siz Samsun'un içerisindesiniz. Samspor'u tutuyorsanız Samspor'a adayacaksınız insanları kendinize. Samspor'un özleşmiş insanlarını bir araya getireceksiniz. Ben buradan şunu söylüyorum. Ben Samspor'un üyesiyim. Kaç kere bir Samspor üyelerini bir araya getirilmiş de şurada kaç tane bizim üyemiz var? Gelin arkadaşlar buraya. Belediyenin sosyal tesisleri var. Gelin şurada bir yemek verelim, bir tanışalım. Gelmeyeni, küskünü barıştıralım. İşte bir kaynaşalım, et tırnak gibi olalım bu Samsun'un içerisinde kavgamız olmasın. Şurada biz bütün sorunlarımızı çözelim, çıkarkana kol kola çıkalım diyen olmuş mu? Yok. Eksikler işte Samspor, işte valimiz bunu yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir kampanya başlattı. O bir Samsun için bir yani milat olmuş oldu. Milat, yanı sıra bir de Samsun artık insanlar gözünü açtı. Dedi ki böyle bir valimiz var. Bak burada bütün Samspor için elini taşın altına koymuş. Biz de ne gerekiyorsa destek vermeye hazırız demiş. Bu Samsun'un sadece birilerinin değil mi Samspor? Bu Samspor Samsun'a marka olmuş bir takım. Değil mi? Herkesin sahip herkesin çıkması Samspor'u. Gerekiyor. Kimliği Samspor olan herkes Samsporludur. Burada hiçbir şüphemiz olmasın. Bugün böyle bir kampanya olsun. Biz canı gönülden her türlü desteğe vermeye hazırız. Ve Samsun'da da bak ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bazen üzülüyorum. Samspor'da 5 yaşındaki çocuk bile bugün harçlığını birikir Samspor'a vermek için mücadele verir. Çünkü neden? O 5 yaşındaki çocuk da spora annesi, babası spora yönlendirdiği için o spor sevdalısı olarak Samspor'un kimliğini taşımaya zaten gönülden, canı gönülden destek vermiyor. Onun içindeki ruhundaki şey Samspor'dur. Evet. Bunu böyle
Ben size teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz için. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Süremizi noktaladık. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Umarım sorunlar çözülür. Bir sonraki programımızda daha güzel İnşallah. Konuları dile getirmiş oluruz. Çok sağ olun katıldığınız için de. Ben buradan sizin aracınızda tüm esnaf ve sanatkarımıza güzel bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve gerçekten sizler bizim sesimiz, kulağımız, gözümüzsünüz. Bizim sadece sizlerin tabii bu programı bize zaman ayırdığınız için, program bize şey yaptığınız için, beraber bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar bütün yayındaki arkadaşlara da sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Evet sevgili seyirciler, Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifi Başkanı Sayın Metin Sinecak stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı.